Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 81. kısımdan devam ediyoruz. 17. soru. Her bir peygamberin Rabbinden payı nedir? Cevap. Bu sorunun cevabı bilinemez. Çünkü Allah yolunun ehlinin sözleri zevklere dayanır. Bir peygamberin Allah'tan olan nasibi hakkında ise kimsenin bir payı yoktur. Çünkü peygamberlerin zevkleri peygamberlere özgü olduğu gibi nebilerinki nebilere, velilerinki de velilere özgüdür. Bununla birlikte Resullerin bir kısmında her üç zevk bulunabilir. Çünkü bir Resul aynı zamanda veli ve nebidir. Hızır Musa'ya şöyle demişti. Kubra bakımından kuşatamadığın şeyi. Kubra zevk demektir. Hızır Musa'ya gerçekte şöyle demişti. Ben Allah'ın bana öğrettiği ve senin bilmediğin bir bilgiye sahip olduğum gibi sen de Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim bir bilgiye sahipsin. İşte bu zevk ilmidir. Arifler topluluğunun meclisinde bulunmuştum. Biri diğerine şöyle soruyordu. Musa görmeyi hangi makamda istemişti? Diğeri bu soruya şöyle yanıt verdi. Özlem makamından. Ben de şöyle dedim. Yapma. Yolun esası şudur. Nebilerin sonları velilerin başlangıcıdır. Hiçbir velinin şeriat getiren nebilerin halleri hakkında tecrübesi olmadığı için bu konuda bir zevkleri de yoktur. Esaslarımızdan birisi de söylediklerimizi zevk yoluyla söylemektir. Biz Resul olmadığımız gibi şeriat getiren Nebi de değiliz. Öyleyse Musa'nın Rabbini görmeyi hangi makamdan istediğini nereden bileceksin? Evet, bir veli bunu sorarsa, velinin zevkiyle ilgili olarak sorulursa cevap verme imkanı bulursun. Çünkü bu konuda bir zevkinin olması mümkündür. Kuşkusuz peygamber olmayanların peygamberlerin makamını tatmalarının imkansız olduğunu zevk yoluyla öğrendik. Böylece onun varlığı akıl bakımından imkansıza katılır. Çünkü zat ya bu özel tertibin veya bilginin ki hangisini istersen onu söyleyebilirsin, öne geçmesini gerektirmiştir. Tirmizi bir peygambere özgü bu hazzın verilmesinin sebebini sormuş da olabilir. Bu bağlamda Mehasin yani Mehasinül Mecalis yazarı şöyle der. Allah ile kullar arasında inayetten başka bağ, hükümden başka sebep, ezelden başka vakit yoktur. Bunun dışında kalan ise körlük ve karıştırmadan ibarettir. Bilmelisin ki sahipleri için yüce mertebeleri belirleyen genel sebep ilahi inayettir. Bu ise iman edenleri Rableri katında doğru bir kademleri olmakla müjdele aitedir. Peygamberin Rabbinden kazandığı özel payın söz konusu peygambere özgü sebebini açıklamak ise her peygamberi ismiyle birlikte zikretmeyi gerektirir. Bu durumda onun sebebi de zikredilmiş olur. İnsanlar içerisinde Allah'ın peygamberleri sınırlıdır. Melekler içinde ise bize göre sınırsızdır. Fakat tasavvuf yolunun mensupları şunu şart koşar. Bu bilgiyi bildiklerini iddia ettiklerinde, peygamberi adıyla zikrettiklerinde sebebi de bilmelidirler. Fakat bu sebep açıklanamayacak sebeplerden birisidir. Çünkü o sebebin açıklanması insanları yorabileceği gibi zayıf görüşüler sebebi bilindiğinde Resulluğun bu sebep vasıtasıyla kazanılabileceğini zanneder. Bu durumda ise sebebin açıklanması alemde bozukluğa yol açar. Bu nedenle güvenilir kimseler yani eminler, ümenalar bu sebebi gizlemiştir. Öte yandan söz konusu sebebi açıklamanın da bir yararı yoktur. Çünkü o ilgili olduğu peygambere özgüdür. Yoksa onun vasıtasıyla peygamber olmamıştır. Peygamber bütün peygamberlerin kendisinde ortak olduğu genel bir durum nedeniyle peygamberdir. Allah şöyle buyurur. Peygamberleri birbirine üstün yaptık. Başka bir ayette ise nebilerin bir kısmını diğerlerinden üstün yaptık buyurulur. Öyleyse peygamberler arasında üstün olan ve olmayan vardır. Sufilerin görüşü budur. Ebul Kasım bin Kasi Halun Nalin isimli kitabında bu meseleyi açıklamıştır. Bu, onlar bizim nezdimizde seçilmiş kimselerdendir ayetini işaret eder. Bu bağlamda Adem ilahi isimlerin bilgisine tahsis edilmişti. Bu isimlerin bilgisi meleklerden gizlenmiş, Adem'den öğreninceye kadar o isimlerle Allah'ı tesbih edememişlerdi. Musa'ya ise Allah ile konuşma ve Adem'i yaratmazdan 4000 yıl önce Allah'ın kendi eliyle yazdığı Tevrat tahsis edildi. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden aktarıldığı üzere Cevamiül Kelim verilmiş, İsa'ya ruh olmak özelliği tahsis edilmiştir. Allah yarattığı kuşu üfleme fiilini İsa'ya tahsis etmiş, hayat verirken üflemeyi İsa'dan başkasına izafe etmemiş,
ya çoğul zamiriyle ya da ikinci tekil şahıs zamiriyle kendisine izafe etmiştir. Bütün bu payların ilgili oldukları peygamberler adına gerçekleştiği nas ile sabittir. Fakat bunların sadece onlara tahsis edilmiş olduğu nas ile sabit değildir. Bu keşif ve öğrenme yoluyla bilinir.